Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaş pasta tadında harika bir bisküvili pasta yapacağız. Yiyen herkesin çok beğendiği bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için genişçe bir karıştırma kabına 2 paket çilekli kremolayı alıyorum ve üzerine 2 paket sade krem şanti ilave ediyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı yani 1 litre sütüm var. Sütün tamamını ilave ediyorum ve daha sonra bir mikserle güzel bir kıvama gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. ve 2-3 dakika çırptıktan sonra pastamızın kreması hazır. Artık pastamızın yapımına geçebiliriz. Evet bugün pastamda görmüş olduğunuz gibi büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum ve yanıma bir kase soğuk süt aldıktan sonra görmüş olduğunuz kakaolu petibör bisküvileri soğuk süte batırıp çıkartıyorum ve borcama diziyorum. ve bir kat bisküvi dizdikten sonra hazırlamış olduğum kremanın üçte birini bisküvilerin üzerine eşit bir şekilde koyuyorum ve düzeltiyorum. ve kremanın üzerine aynı şekilde ıslatarak bir kat daha bisküvi diziyorum. Ve aynı işlemi 3 kat bisküvi olana kadar tekrarlıyorum. ve üçüncü kat bisküvileri dizdikten sonra kalan kremanın tamamını bisküvilerin üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve son kremayı düzelttikten sonra ben üzerinin sosunu hazırlayana kadar borcamı buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Üzerine bir silme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Bir kremayı başından ayrılmadan karıştırarak ısıttım. Kaynamaya başladığı anda altını kapattım ve şimdi içerisine çikolataları ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak içerisinde eritiyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi sık sık karıştırarak sosu iyice soğutuyorum. Ve sosum iyice soğuduktan sonra bir karıştırma kabına alıyorum. Ve şimdi mikserle rengi açılana kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. ve rengi açıldı gördüğünüz gibi. Bu rengi elde ettiğinizde çırpma işlemini bırakabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde hazır olacaktır. Evet şimdi hazırlamış olduğum sosu dolaptan çıkartmış olduğum tatlının üzerine eşit bir şekilde koyuyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum. ve sosunu da düzelttikten sonra pastayı buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben pastayı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Fakat vaktiniz kısıtlıysa 4-5 saat dinlendirmeniz de yeterli olabilir. Şimdi bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartıyorum ve bir peçete ile kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. ve biraz fıstıkla süsledikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki yaş pasta tadında şahane oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve herkesten tam not aldı. O yüzden bu pastayı hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü Videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.